O dönem siyaset arenasında revaçta olan 4 isim vardı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş. Ve bir sonraki seçimde Bülent Ecevit'in partisi 1. geldi. Demirel 2., Erbakan 3. ve Türkeş 4. olmuştu. Ancak tek başına iktidara yeten oyu hiç kimse alamamıştı. CHP ile kimse koalisyon kurmak istemiyordu. Ve bu isteksizlik 4 ay boyunca hükümetin kurulamamasına sebep oldu. Sonuç olarak ise Ecevit'le CHP ile Necmettin Erbakanlı Milli Selamet Partisi uzlaşmaya vardı ve hükümeti kurdu. Fakat bu hükümet ortaklığı pek ümit vaat etmiyordu. Birbirlerine bu kadar zıt iki görüşün ülkeyi beraber yönetmeye çalışması kimilerine göre bir ütopyaydı. Korkulan oldu ve iki parti belli konularda sık sık ters düşmeye başladı. İki taraf da bu ortaklıktan hiç memnun değildi. Tam o sıralarda yavru vatan Kıbrıs'ta sansasyon yaratan bir olay gelişti. Atina merkezli darbeci askerler Kıbrıs'ta bir darbe yapmıştı. Bu, Kıbrıs'ta olan Türkler için büyük bir tehlikeydi. Ecevit aldığı bir kararla Kıbrıs'a askeri müdahale yapmayı planladı. Dünya tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşacağını bilse de oradaki Türkleri kaderine terk etmeyecekti. 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk askerleri Kıbrıs'a çoktan girmişti bile. Ve Türkiye bu hamleyle bir başarı elde etti. Kıbrıs Zaferi tüm Türkiye'yi tek yumruk yaptı ve tüm halk kenetlendi. Ecevit gittiği her yerde coşkuyla karşılanır hale geldi. Fakat bu durum dünya ülkelerinin pek hoşuna gitmemişti. Türkiye haşhaş ekimi yapıyordu ve Amerika bundan hiç hoşnut değildi. Kıbrıs Harekatı da Amerika için bardağı taşıran son damla oldu. Bunun sonucunda Amerika Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldı. Ve bu ambargo Türkiye'yi büyük bir ekonomik krize yönlendirdi. Günümüzde bile hala konuşulan tüp kuyruğu, tuz kuyruğu gibi söylemler de bu dönemde ortaya çıktı. Kısa bir süre önce bağıra basılan Ecevit artık eleştiri oklarının hedefiydi. Dış ülkelerin uyguladığı ambargo ve iç siyasette kutuplaşma derken ortam büyük bir kaosa döndü. Milli Selamet'in ve CHP'nin hükümet ortaklığı artık düşmanlığa kadar uzadı. Birbirlerine vatan haini bile demeye başladılar. Bu ağır söylemler artık sokaklara da yansıyordu. Sonuç olarak Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Güven Partisi yeni bir koalisyon kurdu. Buna ise Milliyetçi Cephe adını verdiler. Solcular ise bu koalisyonun kendilerine karşı kurulmuş olduğunu düşündüler. Ve artan tansiyonla birlikte ülke tarihinin gördüğü en uç kutuplaşma yavaş yavaş filizleniyordu. O dönem MHP'nin ülkücü bazı gruplarına komando denirdi. Eğitildikleri kamplarda dövüş ve savaş eğitimi alıyorlardı. Bu sıralar sol gruplarda boş durmuyor ve hazırlığa giriyorlardı. Silahlanan aşırı sol örgütlerin amacı Türkiye'de sol bir devrim yapmaktı. Sağcılarsa solcuların bu hareketlerini durdurma niyetindeydi. Artık Türkiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştı bile. Gerginleşen atmosfer üniversitelere yansımaya başladı. Sol ve sağ gruplar birbirlerinden iyice uzaklaşmıştı. 1974 yılında mühendislik öğrencisi solcu Şahin Aydın siyasi bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti ve bu olay patlamaya hazır bir bombanın pimini çekti. Sonraki günlerde gazeteler her gün yeni bir kavganın ve yeni bir cinayetin haberlerini yazmaya başladı. Sağdan ve soldan birçok insan bu kavgalarda hayatını kaybediyordu. Ve bu gidişatla üniversitelerde eğitimler engellenmeye başlandı. Dersler basılıyor ve propagandalar yapılıyordu. Fakat bu durumdan en çok etkilenen üniversite savaş alanına dönen ODTÜ oldu. Türkiye provokasyona son derece açık dönemlerden geçiyordu. Ve bundan faydalanmak isteyen bir siyasal bilgiler öğrencisi Ankara Dikmen'de arkadaşlarıyla bir evde toplandı. Daha önce örgütlerde bulunmuş bu kişiler burada yeni bir örgüt kurdular. Amaçları bağımsız bir Kürt devleti kurmaktı. Örgütün ismini ise bu gençleri evde toplayan kişiden, yani Abdullah Öcalan'dan aldılar. Kendilerine apocular demişlerdi. Ekonomik kriz, faizler, enflasyon, cinayetler, kavgalar derken Türkiye büyük bir bunalıma girdi. Bu dönemde Milliyetçi Cephe Koalisyonu içinde de çatlaklar meydana gelmeye başladı. Milli Selamet Partisi ülkücülerin yer aldığı kavgalardan rahatsızlık duymaya başlamıştı. MHP ise Milli Selamet'e cevap olarak onlara yeşil komünistler diyordu. Ve Türkiye'nin değişmez kaderi olan erken seçim yine kapıda göründü. Solcular için de durum pek farklı değildi. Kendi aralarında Sovyetçi solcular ve Çinci solcular olarak ikiye ayrılmışlardı. Hatta bu fikir ayrılığı iki solcu grubun kavgasına, bu kavgada da iki kişinin ölmesine sebep oldu. 1 Mayıs yaklaşıyordu ve ortam bir hayli gergindi. Gazeteler ve televizyonlar bu seferki 1 Mayıs'ın çok tehlikeli durumlara yol açabileceğini söylüyordu. 1 Mayıs 1977. DİSK Sendikası öncülüğünde solcular Taksim'de büyük bir eylem düzenledi. Bu eylemler son yılların en kalabalık 1 Mayıs'ıydı. DİSK, aşırı solcu örgütlerin eylemlere katılmasını istememişti. Çünkü onların bir olay çıkarmasından korkuyorlardı. Fakat bu örgütler zor kullanarak eylemlere katıldılar. İlerleyen saatlerde ortamda bir gerginlik yaşanmaya başladı. Ve bu gerginlik bir kavgaya dönüştü. Tam o sırada ise iki el silah sesi duyuldu. Silahı kimin ateşlediği konusunda kimsenin bir fikri yoktu. İnsanlar kaçışıyor ve saklanmaya çalışıyordu. O sırada beyaz bir arabadaki kişiler havaya mermi sıka sıka kalabalığa doğru geldi. Ardından panzerler olay yerine toplandı. Kimse ne olduğunu anlamıyordu. Bu karmaşada 28 kişi ezilerek ve boğularak, 5 kişi silahla vurularak, bir kişi ise panzer altında kalarak hayatını kaybetti. Ve o gün tarihe şu isimle kazındı: Kanlı 1 Mayıs. Türkiye büyük bir şoktaydı. 470 kişi gözaltına alınsa da hiçbirinin bu olayla alakası olmadığı anlaşıldı. Kimine göre bu, ülkeyi karıştırmak isteyen dış ülke provokatörlerinin yaptığı bir hamleydi. Solcu ve sağcı siyasetçiler bu olayın aydınlatılması için elinden gelen her şeyi yaptı. Sonraki süreçlerde Ecevit'e birçok kez suikast girişiminde bulunuldu. Başarısız olan suikast girişimleri insanların aklını bir hayli karıştırmıştı. Olaylar kontrol edilemez bir boyuttaydı ve bu olaylarda dış güçlerin etkisi olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. Bu karanlık dönemlerde 5 Mayıs seçimlerine gidildi. CHP %41 ile en çok oy alan parti oldu. Fakat CHP'nin koalisyon kuracağı tek bir parti bile yoktu. Böylelikle hükümeti kuramayan CHP'nin yerine yeniden Milliyetçi Cephe aldı. Ülkedeki sağ-sol ayrılığı yukarıya tırmanmaya devam ediyordu. Artık insanlar gittiği okullara, okuduğu gazetelere, bırakılan bıyık ve sakala göre bile yargılanmaya başlamıştı. Artık Türkiye mahalle mahalle ideolojilere ayrılmıştı. Kimi mahalleleri sağcılar, kimi mahalleleri solcular ele geçiriyordu. Ülkedeki asayişi kontrol etmeye başlayan gruplar bölgeleri adeta yönetir hale geldi. Hatta solcular bazı arsaları halka bedavaya dağıtmaya başladı. Ve devlet bu durumda otoritesini korumak için sıkı bir müdahale gösterince büyük bir direnişle karşılaştı. Hal böyleyken CHP tek başına iktidar kurabilmek için eksik milletvekili sayısını tamamlama kararı aldı. Ecevit, Adalet Partisi'nden bazı kişilere bakanlık teklif ederek kendi tarafına geçirdi. Böylelikle de CHP iktidarın sahibi oldu. 1977 böyle sancılı dönemleri geride bıraktı. Bir süre sonra emeklilik dönemi yaklaşan Kenan Evren sürpriz bir şekilde Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Çok geçmedense rütbesi yükseldi ve Genelkurmay Başkanı oldu. O sıralar acı bir olay yaşandı. Adalet Bakanı Hamit Fendoğlu'nun evine gizemli bir paket geldi. Bakan bu paketi açar açmazsa bu paketin içindeki bomba patladı. Gelini, torunu ve kendisi bu patlamada hayatını kaybetti. Bu bir suikastti. Halk bu suikastle galeyana geldi. Bunu yapanların solcular olduğunu düşünen bir kitle, solculara ait 500 dükkana saldırıda bulundu. Önceki paketle aynı yerden gönderilen bu paketin hedefi bu sefer solcu taraftı. Bu paket CHP milletvekili adayının evine gitse de aday paketten şüphelenerek açmadan geri gönderdi. Bu paket postanede patladı ve bir postane çalışanı hayatını kaybetti. Türkiye için korku dolu günler yaşanıyordu. Zira İstanbul büyük bir olay daha yaşadı. Sol görüşlü öğrenciler İstanbul Üniversitesi'nden polis eşliğinde çıkarken büyük bir patlama yaşandı. Hemen ardından ise bir yaylım ateşi. Sonrasında saldırıyı düzenleyenler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtılar. Gerilerinde ise 7 ölü 41 yaralı bırakmışlardı. Bu olay tarihe 16 Mart katliamı olarak geçti. Bu katliamın ertesi gününde ölenler için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleşen cenaze töreni arasındaki bir kişi sonradan tespit edildi: Zülküf İsot. Bu kişi 16 Mart katliamını bizzat düzenleyen kişiydi. Polisin kendilerine yardım ettiğini söyleyen, insanların feryatlarını unutamadığını, oldukça pişman olduğunu gözleri dola dola ablasına itiraf etmişti. Ve bildiğim her şeyi anlatarak teslim olacağım diyordu. Zülküf İsot bu görüntüden kısa bir süre sonra kendi gibi ülkücü olan Latif Ak tarafından öldürüldü. 16 Mart katliamı sansasyon yaratmaya devam ediyordu. Ülkücü itirafçı Ali Yurtaslan 16 Mart katliamı emrini Abdullah Çatlı'nın verdiğini söyledi. Olay bununla da bitmiyordu. Ankara'da 7 tipli öğrenci bir gece telle boğulup kurşunlanarak öldürülmüştü. Daha sonra yakalanan kişiler bu eylemi Abdullah Çatlı'nın emriyle gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Ülke kana bulanmaya devam ediyordu. Halkın psikolojisi de maddi durumu gibi yerlere inmişti. Devam eden süreçte MHP'nin İstanbul İl Başkanı iki oğluyla birlikte Marksist-Leninist örgüt tarafından öldürüldü. Örgüt sonrasında eylemlerine devam etti ve onlarca kişiyi öldürdü. Ilımlı solcular ve ılımlı sağcılar bu durumlar karşısında halkı sağduyulu olmaya çağırıyordu. Fakat her iki tarafın en uç kesimleri katliamlardan asla vazgeçmiyordu. Hal böyleyken ordu içinde bile sağ-sol tartışmaları yaşanmaya başladı. Bu durumdan faydalanan APO'cular doğuda egemenlik kurmaya başlamıştı bile. Doğuda artan bölücü hareketler ve ülkenin karışık durumları ordunun canını bir hayli sıkıyordu. Bu işin böyle gitmeyeceğini belirten Kenan Evren olaya müdahale etti. Siyasetçilere bu durumu düzene sokmaları gerektiğini söyledi. Fakat tam o sırada Maraş katliamı yaşandı. Sağ-sol yetmezmiş gibi mezhepsel savaşlar da başlamıştı. 3 gün boyunca kadın, çocuk, erkek demeden korkunç bir katliam yaşandı. Bu olaylara kolluk kuvvetlerinin müdahalesi bile oldukça geç sağlandı. Yanan evler, solcusuyla sağcısıyla vahşice öldürülen insanlar derken bu olay Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazındı. Artık 80 darbesine giden yol açılıyordu. Bu olayın hemen ardından ülkede sıkı yönetim ilan edildi. Bu gelişmelerden bıkan halk ordu göreve söylemlerinde bulundu. Ve o dakikadan sonra askerler şehirlere indi. Fakat bu sefer de aşırı solcu örgütlerin banka soygunları gün yüzüne çıktı. Ordu buna engel olmak için bankaların önüne askerler dikerek önlem aldı. Halk iyice bezmişti ve bir sonraki seçimlerde Ecevit hükümetten düştü ve yerine Demirel seçildi. APO'cularsa günden güne güçleniyordu. Cinayetler işleyen örgüt doğuda özsel yönetim ilan etmeye çalışıyordu. Artık bu gelişmelerle ordu için görev vakti gelmişti ve komutanlar siyasetçileri ciddi bir şekilde uyardı. Ayrıca askerlerin yetkisi artırıldı. Fakat ordu için bu yeterli değildi. Ülkede hala anarşi devam ediyordu. Darbe adım adım yaklaşmaktaydı. Sağ-sol olayları önceki dönemlere göre nispeten azalsa da bu sefer de Çorum olayları yaşandı. Bu resmen Alevi-Sünni savaşıydı. Silahlı çatışmalarda 56 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanında siyasetçilerin de can güvenliği kalmamıştı. Ordunun üst rütbelileri ise ülkeyi tekrardan toparlamak ve asayişi sağlamak adına bir toplantı düzenledi. Ve bu toplantıda darbe kararı resmen alınmıştı. Harekatın adıysa Bayrak Harekatı olarak belirlendi. Ve 12 Eylül sabahı birlikler önceden belirlenmiş hedeflere hareket etti. Resmi kurumlar bir bir ele geçirildi. Türkiye'nin her yerinde tanklar gezmeye başladı. Ordu hiçbir direnişle karşılaşmıyordu. Sonradan planda olduğu gibi siyasi liderler bir bir evinden alınmaya başlandı. Liderlere nazik davranılması Kenan Evren'in bizzat kendi emriydi. Artık yönetim bir süreliğine ordunun elindeydi. Ülkede kargaşa azalsa da çok enteresan bir süreç başlıyordu. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Talep gelirse darbe sonrası süreç hakkında bir video yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.